platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Stüdyo Londra ile devam ediyoruz. Sayın seyirciler, Amerikalı fon yönetim şirketi PIMCO, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kısa vadede sıkı para politikasını koruyacağını düşündüklerini belirtirken, Türk varlıklarına olumlu bakışlarının da sürdüğünü vurguladı. Küresel piyasaların önde gelen fon yöneticilerinden PIMCO, Türk varlıklarına ilişkin bir değerlendirmede bulundu. PIMCO'nun gelişmekte olan ülke piyasalarından sorumlu yöneticisi Pramol Dawan tarafından verilen demeçte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam edeceği ve bu sebeple Türk lirası varlıklarına olumlu baktıkları ifade edildi. Merkez Bankası'nın makro ihtiyati tedbirlerine değinen Dawan, politika yapıcılar aldıkları pek çok makro ihtiyati tedbirlerle parasal aktarım mekanizmasını iyileştirmeye çalışıyor. Uygulanan bu politikalar dış kırılganlıklarda etkilenmiştir. Göstermeye başladı. Cari açık gerilerken Merkez Bankası döviz rezervi biriktirmeye devam ediyor diye konuştu. Kur korumalı mevduat miktarındaki düşüşe değinen PIMCO, gelişmekte olan ülke piyasalarından sorumlu yöneticisi Pramol Dawan, politika yapıcıların uyguladığı hamlelerle düşüşün gerçekleştiğini belirtti. Ekonomi yönetiminin sıkı para politikasına dönüşüyle birlikte yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklarına ilgisi artarken PIMCO geçen yılın sonlarında Türk varlıklarını portföyüne eklemişti. Ve ekonomist Burak Köseoğlu şimdi karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Selamlar Özlem Hanım. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Amerika ile başlayalım. Gözler piyasalar açısından hep şu ara Amerika'da tabii. Özellikle seçim gündemi nedeniyle ama son günlerde bir gündemde bilançolar konusu. Muhteşem yedili olarak bilinen teknoloji devlerinin bilanço sezonu Tesla ile Google'ın ana şirketi Alphabet tarafından açıklanan rakamlarla başladı. Hayal kırıklığı oldu o tarafta. Şimdi diğer beşi de bekleniyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz ABD borsalarına yansımasını bu bilançoların? Özlem, öncelikle şöyle söyleyeyim. Teknoloji tarafı son birkaç senedir çok hızlı yukarı doğru evriliyordu. Zaten burada o kadar son dönem bir hızlanma oldu ki Nvidia senetleri tarafında sizin de takip ettiğiniz gibi anormal hızlı bir yukarı doğru ivmelenme oldu. Son geçtiğimiz haftalarda bununla ilgili birkaç tane yurt dışında yorum yapılmıştı ve yorumların hepsinde Amerika'da borsada hisse senedi piyasalarında özellikle teknoloji tarafının ve diğer hisselerinde çok fazla şişkinleştiği ve önümüzdeki yıl seçimler sonrası 2025'te Amerika'da borsalarda ciddi bir sarsıntı olabileceği ve hatta bunun 1929 buhranından bile kötü olabileceği konusunda bazı yazılar kaleme alınmaya başlandı. Ama bunlar şu anda göz ardı ediliyor. Çok fazla sayıcana değil ama uzmanlar bu konuda bazı yazılar yazmaya başladılar. Ben de açıkçası teknolojinin artık çok fazla yukarı gittiğini ve bir dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten nefessiz yukarı çıktı. Büyük buhranvari bir hareketin ABD borsalarında söz konusu olması ihtimali hakikaten çok ürkütücü. Yani bir düzeltme, evet, bir geri çekilme zaten yaşandı, ara ara da yaşanıyor ama daha da büyüğü mü yolda diye düşünmemiz gerekiyor. O anlamda sizin görüşünüz nedir? Bununla ilgili ben büyük buhran çok benim için şey, yani bununla ilgili yazılan yorumlardan size bahsettim. Benim için de, ben de senin gibi düşünüyorum, çok ütopik olabilir, evet, büyük buhran kelimesi. Ama genelinde baktığımız zaman büyük bir düzeltme olacağını ben de tahmin ediyorum. Yani bu çok yıkıcı olmayabilir ama çok büyük bir düzeltme endekslerde aşağıya doğru, yani Standard Poor's'ta 4000-4500 aralığına kadar hızlı bir düzeltme olabilir. Tabii bu genelde bütün dünya borsalarında bu anlamda etkileyecektir. Tesla, Alphabet, evet, hayal kırıklığı yarattı. Şimdi Tesla'nın kârı ikinci çeyrekte zaten bekleniyordu ama %45 azalmış. Alphabet'in ikinci çeyrekte geliri 71,4 milyar dolarla tahminlerin üzerinde açıklanmış. O iyi ama onların da yapay zeka yatırımlarının sonuçlarını görmek için sabırlı olunması gerektiği açıklaması var Alphabet tarafının. Diğer muhteşem yedilinin diğer üyeleri açısından nasıl bir beklenti var? Ben ortalama benzer bilançolarla gideceğini, yani ciroların daha yüksek olacağını, Ar-Ge tarafındaki harcamalar dolayısıyla son dönemde bir miktar karlılığın düştüğünü
tahmin ediyorum. Tesla özelinde ben artık Tesla'nın elektrikli araçlar pazarını yavaş yavaş Çin pazarına doğru kaptırdığını düşünüyorum. Çinli markalar çok güçlü geliyorlar. Ar-Ge'leri de çok güçlü. Tesla'nın burada buna karşı ya fiyatlar tarafında bir hareket etmesi gerekecek veya bunlarla başka yolla mücadele etmeye çalışacak. Eğer seçimler sonucu Amerika'da Başkan Trump başa gelecek olursa zaten Çin ürünleriyle ilgili %60'lar civarında bir gümrük duvarından bahsediliyor. O zaman ciddi şekilde Tesla'ya da bir koruma gelmiş olacak. Ama bunun ötesinde Tesla artık teknolojisi bence yavaş yavaş eskimeye başladı. Bu teknolojiye artık herkes sahip gibi gözüküyor. Peki şimdi Amerika tarafında dikkatle takip edilen bir diğer başlık da Cuma günü açıklanacak olan çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi neden önemli? Eğer iyi gelirse Fed'in faiz indirimi yönündeki ihtimalleri cesaretlendirebilir deniyor. Aynı zamanda emtialar açısından da önemli bir veri. Oradaki bu veriye ilişkin beklentileri siz nasıl görüyorsunuz? Nedir beklentiniz? Özlem orada muhtemelen çekirdek verisi 3 aşağı 5 yukarı bence beklentiler dahilinde gelecek ama ben zaten Fed'in genel görünüme göre bu sene 25'er bas puanlık 2 tane indirim yapacağını sürekli yayınlarda dile getirmeye çalışıyorum. Muhtemel bunun bir tanesi seçim öncesindeki toplantıda olacak ve ondan sonra da yıl kapanırken muhtemelen bir 25 bas puan daha yaparak yoluna devam edecek diye tahmin ediyorum. Bunun ötesinde 50 bas puanın ötesinde Fed'in başkaca bu yıl indirim yapacağını ben tahmin etmiyorum. Baştan beri bu iddiadayım ve hala da bunu sürdürmek istiyorum. Çünkü Amerika'da hala seriler takibi devam ediyor ve önümüzde seçim var. Seçim sonrası neler olacağı, kimin geleceği konusunda da birçok spekülasyonlar var. Neredeyse her hafta yeni bir şey çıkıyor. Biden'ın çekilmesi sonrası yeni bir aday ortada. Biz de adayın Harris ismini çok... Evet, son anketlere göre de 2 puan fark atmış Trump'a. Tabii orada bir hata payından az önce konuğumuzla konuşurken o konuda uyarıda bulundu. %3'lük bir hata payı, %2 2 puan fark attığı belirtiliyor ama hata payını gözden kaçırmayın dedi. Orada şöyle, acaba kartlar yeniden mi karılacak, ne olacak? Muhtemelen orada şöyle bir şey var. Kamala Harris'in Michelle Obama tarafından desteği, Michelle Obama'nın desteğini açıklarsa Michelle Obama, ben Kamala Harris'in oyunu daha fazla arttırabileceğini tahmin ediyorum. Son dönemde orada şöyle bir şey de Michelle Obama'nın çok fazla sesinin çıkmaması, çok fazla ortada bulunmaması başka spekülatif söylemleri de getirdi. Ama en net bilinen konuda Michelle Obama eğer Kamala Harris'e destek verecek olursa bence Trump'ın işi biraz zorlanacaktır gibi düşünüyorum. Peki Kamala Harris'in gelmesi piyasalar açısından ne ifade eder? Trump'ı hep konuşuyoruz. Trump gelirse işte kripto paralar coşar, işte enflasyon yükselir vesaire, bunları biliyoruz ama Kamala Harris tabloda bir değişiklik yaratmayacak mı? Kamala Harris daha çok Şahin olarak bilinen bir politikacı. Muhtemelen Amerika'nın dünya hakimiyeti ve savaş senaryoları konusunda daha aktif politikalar uygulayacaktır diye düşünüyorum. Gelir gelmez ekonomiyle ilgili çok yapıcı ya da piyasaları umutlandırıcı, büyük yaratıcı hareketler yapacağını ben açıkçası tahmin etmiyorum. Ama savaş ekonomisi eğer savaş moduna geçerse, ki burada Çin, Tayvan'dan bahsediyoruz, Rusya, Ukrayna'dan bahsediyoruz ve bilmediğimiz belki başka yeni üsler, yeni bölgelerden bahsediyoruz. Savaş ekonomisi Amerika'da harekete geçecek olursa bu orta vadede Amerikan ekonomisini ayağa kaldırmak için yeni bir itici güç olabilir. Bunu takip etmek lazım. Ama Trump tarafına gelince, Trump zaten Çin'le ilgili çok ciddi ticari yaptırımlar yaptıracağını bekliyoruz. Bu ticari yaptırımlar da Çin tarafında %60, Avrupa Birliği tarafında da %10 ila 20 gümrük duvarı konuşuluyor. Dolayısıyla bu Amerika içindeki ekonomiyi olumlu olarak etkileyecek ama dünya genel ekonomisi konusunda izleyip görmek gerekecek. Aynı şekilde dünyayı da iyi bir yönde ilerleteceğini pek de düşünmüyorum açıkçası Trump'ın. Ama kripto paralar, evet, kripto paralar artacak.
ve genel olarak piyasalar Trump'ın seçilmesiyle ilk anda bir yüksek yukarı doğru ivme görebilir. Evet, dünya borsalarını, dünya piyasalarını da şöyle bir sizinle turlayalım istiyorum. Asya borsalarının büyük bölümü Tesla, Alphabet'in bilançolarının ardından kayıpları takip etmiş. İşte Japonya Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda faiz artırımına gitme ihtimaline karşı yeniden pozisyon alıyor yatırımcılar o tarafta. Çin ekonomisinde resesyon endişeleri. Avrupa'dansa baktığımız zaman ECB'nin de bu sene en az 2 faiz indirimi yapması bekleniyor. Almanya'dan veri geldi. Almanya'nın bileşik PMI verisi 50,6'lık beklentinin aksine 48,7 olarak gerçekleşti. Şöyle bir dünya borsalarına bakacak olursak bu gelişmeler ışığında neler görüyoruz? Öne çıkarmış istediğiniz başlıklar neler? Tersten gelelim Özlem. Önce Almanya'yı söyleyelim. Evet. Almanya'nın PMI gerçekten 50'nin altında ve beklentinin bayağı altında. Kötü bir durumda. Yani Almanya'da işler işte düzeldi, rayına giriyor teorileri pek de gerçekçi olmadığını buradan gördük. Hem talep tarafında bir problem var. Hem de genel olarak yaşlanan bir nüfus var. Burada sadece enflasyonla ilgili bir iyileşme görülüyor. ECB de buna bakarak bazı hareketlerde bulunuyor. Ama ECB tarafında da nasıl bir adım atılacağı, faizin ne hızla düşürüleceği önem arz ediyor. Dolayısıyla Almanya tarafında özellikle sanayi şirketlerinde ve perakende şirketlerinde büyük sıkıntı var. Konkordatoları, iflaslar neredeyse her gün ekranlara düşüyor. Terminallerde görüyoruz. Öte taraftan bu Avrupa topluluğu içinde bence dışında olmakla birlikte yeni çıktığı için Brexit'le İngiltere biraz daha mutedil durumda gözüküyor. Biraz daha hızlı toparlanıyor gibi. Ama Avrupa'nın diğer ülkelerinin çoğunda bir talep yetersizliği söz konusu. Bir de yaşlanan nüfus söz konusu. Bu ikisi birleştiği zaman Avrupa'da bazı sıkıntılar devam ediyor gözüküyor. Enflasyonla ilgili her ne kadar beklentilere doğru bir iyileşme olsa da ekonomide gerekli büyüme sağlanamazsa yıllık bu halk üzerinde yine bir rahatsızlık olarak yansıyacak bence. Dolayısıyla Avrupa'yı da bir bütün olarak takip etmek gerekiyor. Avrupa içinde İspanya'da, İtalya'da işsizlik sorunu aynı şekilde devam ediyor baktığımız zaman. Bunların içinde Yunanistan biraz turizmden dolayı bu yıl memnuniyetli. Ama Avrupa'nın küçük ülkeleri Litvanya, Letonya gibi ülkeler adeta birer offshore merkezi gibi olmaya başladı benim bankacılık tarafından görebildiğim kadarıyla. Dolayısıyla Avrupa'nın genelini bir bütün olarak sıkı şekilde önümüzdeki yıllarda takip etmemiz gerekecek. Ama orada da böyle yıldızı parlayan koşarak zirveye doğru giden herhangi bir şey şu an için yok gibi gözüküyor. Hemen son olarak da İngiltere Savunma Bakanı bugün enteresan bir açıklama yaptı. En geç 3 yıl içinde Dünya Savaşı olacak. Bizim buna hazırlanmamız lazım. Bu sürekli İngiltere'de de bu anons ediliyor. Bunun ne anlama geldiği ya da nasıl bunu yorumlayacağımız ayrı bir mevzu. Evet, ECB Avrupa tarafında senaryo karıştıran, aslında bütün dünya açısından karıştıran 3. Dünya Savaşı söylemleri hakikaten çok moral bozucu. Diğer tarafa bakalım, Asya piyasaları için ne söylersiniz? Asya piyasaları, ben Çin özelinde biliyorsun daha çok araştırma yapmaya çalışıyorum ve takip ediyorum. Çin tarafında işler hiç de hoş gözükmüyor. Çin tarafında özellikle gayrimenkul kriziyle pandemi, Covid arkasından gayrimenkul kriziyle başlayan piyasalardaki durgunluk ve verimsizlik aynı şekilde devam ediyor. Oralarda çok büyük bir düzelme görmüyoruz. Her ne kadar büyüme oranları 4,5-5'lere geldiyse de Çin için, her zaman bunu söylüyorum, %4,5'lik büyüme oranları nüfusa oranlı baktığımız zaman ve üretim kapasitesine baktığımız zaman yeterli ve gerçekçi bir büyüme oranı değil. Dolayısıyla Çin hükümeti de bir anda çok şiddetle piyasaları kurtarabilmek ve toparlayabilmek için ciddi destekler veriyor. Neredeyse faizsiz krediler, uzun vadeli krediler, küçük şirketlere krediler gibi. Ama hala bununla ilgili bir geri dönüş alabilmiş değil benim görebildiğim kadarıyla. Orada da bir talep yetersizliği ve bir durgunluk devam ediyor gözüküyor. Özellikle Avrupa'dan gelen taleplerin de azalması ve Amerika tarafından gelen taleplerin de azalmasıyla birlikte bence Çin ekonomisinde de yavaş yavaş soğuma belirtileri gelmeye başladı.
Bu da sonuçlarını sanıyorum 3-6 ay içinde daha net göreceğiz gibi. Evet, bütün bu bahsettiğimiz konular ışığında çok kısa birer cümle, birer ikişer cümle bir de altın ve petrolü değerlendirir misiniz lütfen? Altın tarafında yabancı bankaların, işte Deutsche Bank, Bank of America gibi bankaların yıl sonu hedefi için vermiş olduğu ons'ta 2800-3000 aralığı artık yakıtlanabilir bir aralık gibi. Ben yıl sonunu altının Amerikan başkanlık seçimleri ve sonrasında muhtemel ihtimalle 2600-2700 dolar ons'a kadar gelebileceğini düşünüyorum. Yani 2800-3000 biraz hani gerçekten bir dünya savaşı falan olursa konuşulabilecek rakamlar ama bunun dışında genel jeopolitikle ve gerginliklerle beraber sanıyorum altında 2600-2700 dolar ons'u görebiliriz yıl sonuna doğru. Petrol tarafında 80-90 dolar aralığı artık neredeyse sabit bir duruma geldi. 83-85 dolar da gidip geliyor. Orada yoğun bir talep de yok. Aslında Çin tarafı ekonomik olarak daha güçlü hareket ediyor olsaydı petrol bugün 100 dolar ve üzerindeki rakamları görürdü. Ama Çin'deki zayıflık, Avrupa'daki zayıflık bunun petrol üzerindeki en önemli etmenler diye ben düşünüyorum. Hatta bu sene yaz sezonunda Amerika'da bile benzin talepleri beklentilerin daha altında gidiyor. Dolayısıyla petrol tarafının ben ortalama bu seviyelerde gideceğini ancak jeopolitik bir devam edecek diyorsunuz. Yani jeopolitik bir değişiklik olursa 100 dolarların üzerine doğru gider. Ama hani 80 dolarların da çok altına yakın planda ben düşeceğini bu yıl düşünmüyorum. Çok teşekkür ediyoruz ekonomist Sayın Burak Köseoğlu. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, Stüdyo Londra'nın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın saat 16.30'da gün sonunda görüşmek dileğiyle. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.